Sevgili yükselen başaklar, bu hafta Ay Başak Burcu'nda, yükseleninizde, birinci evinizde, pazartesi ve salı günü yükseleninizde ağırlıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki biraz duygusalsınız. Evet, duygusal başlıyorsunuz bu haftaya. İlişkilerle ilgili bir odağınız var. Bu çok dikkat çekiyor. Öte yandan hazır Ay yükseleninizde, ben sizin yerinizde olsam böyle saç, sakal, bıyık, ne bileyim işte estetik bir şey falan, böyle bir planlarınız varsa o işleri haftanın başında aradan çıkarırım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz iştahınız açık, biraz duygusal beslenme dediğimiz, biraz yeme ihtiyacı sanki hissediyorsunuz. Bu son derece dikkat çekiyor. Şimdi pazartesi günü Ay Merkür karesi olacak. Bu da demek oluyor ki pazartesi günü evet duygusalım ama duygularımı anlatamıyorum. Duygularımı anlatamamak gibi bir problem yaşıyorum kafasında olacakmışsınız gibi duruyor. Sanki biraz böyle planlarınızı, düşüncelerinizi aktarırken sorunlar yaşayabilirmişsiniz gibi duruyor. Nitekim salı sabahı Ay Neptün karşıtlığıyla başlıyor olacaksınız. Biraz hüzünlüsünüz, biraz içe dönüyorsunuz, biraz kendinizi anlatamıyorsunuz. Bazı konularda da bir alınganlık, kırılganlık var sizde. Yani salı sabahı böyle sanki ilişkilerle ilgili bir kırgınlığınız varmış gibi duruyor. Fakat öğleden sonra o ayın Satürn, Jüpiter ve Plüto ile üçgen açıya girmesiyle beraber sanki o duygusal konulardaki sıkıntılarla ilgili bir açılım, bir anlatabilme, bir ifade edebilme, belki de duygusal konulardaki problemlerin çözümü için çok güzel bir desteğe sahip olacaksınız sevgili yükselen başaklar. Evet, çarşamba, perşembe ve cuma öğleye kadar Ay Terazi Burcu'nda ikinci evinizde olacak. Para pul konuları ön plana çıkıyor. Hesap, kitap, nereye ne harcayayım, ne yapayım, alışveriş yapmak istiyorsunuz vesaire, bunlar çok ön plana çıkıyor. Öte yandan bazılarınızın kariyerle ilgili bazı fırsatlar yakalayabilir veya bir iş başvurusunda bulunabilir ya da aslında işle ilgili bir görüşme de yapmak istiyorsanız çok uygun olabilir. Fakat perşembe günü biraz zor geçecek. Orada Kiron karşıtlıkları var. Ondan sonra işte Jüpiter, Satürn, Plüto kareleri var. Biraz perşembe günü hakikaten gerilimli. Hani orada böyle bir finansal konularda falan bir zorlanabilirsiniz. Bir bütçede bir sıkıntı olabilir. Ya da iş hayatında anlaşamadığınız bazı gündemler olabilir. Perşembe gününü o anlamda uyarmak istiyorum size. Cuma öğleden sonra ve hafta sonu Ay Akrep'te 3. evinizde olacak. Ve hadi bakalım planlar, kararlar zamanı. Bunları anlatma, paylaşma zamanı. Özellikle yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla ilgili bazı gündemler olabilir. Bu gündemleri onlarla paylaşabilirsiniz ya da onların gündemlerine dahil olabilirsiniz. Böyle bir enerji son derece dikkat çekecektir açıkçası. Bazılarınızın belli ki böyle eğitim konuları olabilir. Yani böyle hafta sonu ya bir şeyler öğreneyim, araştırayım filan, öğreneyim, okuyayım. Öyle bir enerjide olabilirsiniz açıkçası. Şimdi haftanın aslında ilk yarısı bir de Venüs Neptün üçgeni var gökyüzünde. Bu da ilişkiler için bir destek açısı. Yani her ne kadar böyle haftanın başında hani dedim ya duygularda ifade edemiyorum falan kendimi ama gökyüzü sizi kolluyor gibi. Yani oradaki süreçleri açacak ve size yardımcı olacak özellikle ikili ilişkilerde. Bir de galiba böyle bir kardeşinizden, çok yakın bir arkadaşınızdan ya da akrabalardan bir destek gelebilir. Onlarla ilgili süreçlerde güzel bir takım haberlerde bu hafta dikkat çekebilir.